Dersimde doğamızın ve yaşam alanlarımızın elimizden alınıp yağmalanmasına dur diyoruz. Dersim coğrafyasında yıkım ve talan hız kezmeden devam ediyor. Dersimde son dönemde çok sayıda şirket 56 bin hektarlık alanda madencilik faaliyetlerine hız kezmeden devam etmektedir. Yerlerin gözetimi ve denetimi altında olduğuna inandığımız bu şirketler doğamıza zarar vereceği gibi zararın tehlike boyutu da büyük olacaktır. Bölgemizin bu kadar geniş kapsamlı yıkım projelerinin kuşatması altında alınmış olması tesadüfi değildir. Tamamen bilinçli ve organizeli gelişmelerdir. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede olduğu Dersim'de birçok maden şirketinin temsilcisinin köylülerin arasında rahat bir şekilde dolaşmalarının bir anlamı olmalıdır. Bu sistemin Dersim'i insansızlaştırma politikalarının bir parçası olan baraj ve HES projelerinin uzunca bir süre bu topraklarda devam ettiğini hepimiz biliyoruz. Sermayenin bütün kuşatmalarına, hilelerine ve yalanlarına rağmen Dersim halkının azim ve kararlı duruşuyla baraj ve HES projelerine izin verilmemiştir. Ancak tehlikesi halen devam etmek. Bölgemizi yaşanmaz hale getirmek için güvenlikçi politikalara zemin yaratılmış, yeterince yoksul durumda olan bölge halkı yapılan karakol ve karakol inşaatlarında gizlice çalıştırılmış, bölgemiz ise adeta abluka altına alınmış. Ormanlara rampa sokularak ormanlık alanlar yok edilmiştir. Son dönemde Hozat ilçemizde günlerdir süren orman kesimi, yine peyzaj düzenlemesi adı altında tahrip edilen inanç yerlerimiz halkımız tarafından kutsal sayılan başta dağ keçileri olmak üzere yaban hayvanlarının avcılıkla yok edilmesi, meraların ve köylülerin ortak kullandıkları arazilerin şirketlere tahsis edilmesi, turizmi geliştireceğiz bahanesiyle gelişi güzel alanların işletmecilere yetkililer eliyle verilip doğanın hor kullanılması buna bir örnek. Yaşam alanlarımızın talanına suskun ve seyirci kalacak mıyız? Elbette ki hayır, seyirci kalmayacağız ve madenlere hayır diyerek direneceğiz. Hep birlikte doğamızı hukuksal alanda savunacağız, bilimsel yöntemlerle savunacağız ve sokakta direnerek olumsuz hiçbir gelişmeye izin vermeyerek topraklarımıza sahip çıkacağız. Dersim coğrafyası endemik bitki türleri ve florasıyla bilinen önemli bir coğrafyadır. Bu coğrafya binlerce yıldır canlılar için yaşam kaynağı olmuştur. Dersim halkı bir yandan ekonomik sorunlarla boğuşurken aynı zamanda sağlıklı yaşamı sürdürmek adına doğasıyla barışık bir halktır. Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi Dersim'in ekolojik doğal sistemi olumsuz gelişmeler nedeniyle tüm doğal varlıklarını gün be gün kaybediyor. Hava, toprak ve su kirliliği, erozyon, ormansızlaşma, asit yağmurları, radyasyon, radyoaktif kirlilik ve heyelanlar yaşamı korkulu bir rüyaya dönüştürüyor. Doğal varlıklarımız geri gelmemek üzere her geçen gün bir bir yok ediliyor. Kanser virüsü gibi bütün vadi ve yaşam alanlarımıza enjekte ediyor, etmeye de devam ediyor. Bir yandan doğasını, dünyasını korumaya çalışanlar, diğer yandan daha çok üretim, ille de tüketim diyenlerin arasında kıyasıya bir mücadele devam ediyor. Daha güzel bir dünyada yaşamak adına sürdürülen mücadelede ne yazık ki para ve rant için çıkarlarına dönük çalışmalar günümüzde daha ağır basıyor. Tarıma elverişli topraklarımızın, içme ve sulama sularımızın doğal kaynakları kurutulmakta, yaban hayatı ve yaşam alanlarıyla mera alanlarının tahrip olduğu, ayrıca tarihi, kültürel ve inanç alanlarının yok edildiği bir süreci yaşıyor ve görüyoruz. Son derece doğal ve endemik bir ekolojik ortamın bulunduğu böyle bir coğrafyanın tam ortasına maden sahası yapılmasının tek bir amacı olmalıdır. O da Dersim'i ortadan kaldırıp tarihten silmektir. Maden sahaları ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan çok yönlü zararlara ve mağduriyetlere neden olmaktadır. Tüm bu yıkım politikalarına ve saldırılara Dersim halkı olarak asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Topraklarımızın ve nehirlerimizin zehirlenmesine karşı geçmişte olduğu gibi bugün de direneceğimizi, tüm Dersimleri ve Dersim dostlarını madenci şirketin lobi faaliyetlerine karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Maden firmalarının Dersim topraklarında cirit atmasına asla izin verilmemelidir. Onların halkımızın arasına girerek herhangi bir faaliyet yürütmesine izin verilmemelidir. Hemen yanı başımızda olan
Erzincan İliç'teki siyanür havuzunda meydana gelen patlamanın sonunda ortaya çıkan saçılan siyanür zehirinin suya karışması İkizdere'de, Fırtına'da, Kaz Dağları'nda ve bunlara benzer maden faaliyetlerinin olduğu yerlerde yaşanan doğa tahribatı ve çevre felaketleri gün gibi ortadadır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen maden arama işlerini yürüten şirketlerin bölgemizde elini kolunu sallayarak doğamızı ve topraklarımızı tahrip etmelerine izin vermeyelim. Kanser ve benzeri hastalıklara neden olacak maden faaliyetlerine göz yumarak seyirci kalmayalım. Ülkenin dört bir tarafını yağma ve talan eden egemen sınıflar ve onların temsilcisi siyasi iktidar, hayatın bütün alanını yok etmeye yönelik politikaları var. Bu politikalar biraz önce bahsedildi, detaylı olarak ortada. Yaşam alanlarımızı yok eden, havayı zehirleyen, suyumuzu zehirleyen, kısacası kültürümüzü yok eden, insanların dayanışma alanını, yaşam alanlarından zorunlu göçe dayatan bu faşizan politikalara karşı, bu eli kanlı şirketlerin doymak bilmeyen iştahlarına karşı halkımızın örgütlü, bilinçli, doğasına, yaşam alanlarına sahip çıkacak bir örgütlülükle, direnişle karşı koymalıyız. Bu şirketler ülkenin dört bir tarafında 3-5 tane eli kanlı Kanada ve Amerikan şirketleri, onların yerli işbirlikçileri, taşeron firmalarla yaşam alanlarımız yok edilmek isteniyor. Dersim'in 43.500 hektarlık bir bölümü Cevizlidere, Karayonca, Karaoğlan, Doludibek ve Otlubahçe, aynı zamanda Geyik Suyu ve Sim bölgelerinde 1. 2. 3. 4. 5. bölge diye esas alan bu eli kanlı şirketlerin iştahını kabartan, yaşam alanlarımızı yok eden bu şirketlere karşı bu alanları korumak, Dersim'i korumak, yaşam alanlarımızı korumak, hayatın bütün alanlarında bu doğayı tahrip eden, yok eden şirketlere karşı İkizdere'de, Fatsa Ünye'de, ayrıca köylülerin zeytin bahçeleriyle ilgili ve bütün alanlarda, Antalya'da, Bergama'da, bütün alanlarda görüldüğü gibi hayatı nasıl yok ettiklerini, çekilmez hale getirdiklerini, bu eli kanlı şirketlerin bu alanlardan defolmaları, yerin üstü, yerin altından zengindir, hayatımıza dokunmayın, yaşam alanlarımızı zehirlemeyin, Dersim onurdur, onurumuza sahip çıkalım, mücadeleyi büyütelim, örgütlenelim, direnelim, bu eli kanlı şirketleri yaşam alanlarımıza koymayalım. Onlara çene tutan siyasi iktidarı da uyarıyoruz. Elinizi yaşamımızdan çekin. Gölge etmeyin, başka bir şey istemiyoruz sizden. Yaşam onurdur. Onurumuza sahip çıkacağız, mücadeleyi büyüteceğiz, doğamıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkacağız. Hepinizi selamlıyorum. Dikkat ederseniz yaşadığımız alanların çok üstündeki rakımlardan başlayarak bir çalışma yürütüyor. Maden, bütün maden alanlarına bakın. Cevizi, Dere, Kığı, Pürümür ve benzeri bütün alanlara bakın. İliç. Bunlar hep yaşam alanlarımızın en az 300-500 rakım daha üstünde yapılıyor. Bugün Doğu Dersim'den başlar. Yani Kığı'dan, Varto'dan, Hınıs'tan başlayarak bugün İliç, Malatya sınırına kadar olan bütün alanlarda büyük maden şirketleri çalışmaları var. Bu çalışmaların tamamı, evet, doğal olarak sadece insan merkezli bir politikayla insanlara zarar veren bir anlayışın olmadığını hepimiz biliyoruz. Başka bir şey daha söylüyorum değerli dostlar. Bakın, Dersim'i bir yay şeklinde etrafı çevriliyor. Hep yüksek alanlar. Bu alanlar bu şehrin Bingöl'den tutun Malatya, Elazığ, bütün alanların, hatta daha aşağıya doğru giden bütün alanlarda su rezervlerinin olduğu bölge. Bu bölgelerde yüksek miktarda kar yağıyor ve bütün dağlar içerisindeki rezervler suyla dolu. Bu su buzullar süreci içerisinde, buzullar şekliyle yaz döneminden hepsi bu içtiğimiz suların, yani hepsi orada. Bu bölgelerde yapılan bütün çalışmalar aslında bir tarafta bizim içtiğimiz suya da, bu coğrafyanın içtiği suya da ya da kullandığı bütün suları da zehirlemek anlamına geliyor. Düşünün, Munzurlar üzerinde, Cevizli Dere'den tutun Sin bölgesi,
Gülümür, Kilcey, İliş bölgesindeki bütün alanlar bozuluyor. Bütün bölgeler bozuluyor. Burada toplanabilecek ya da su rezervleri yok ediliyor. Yeraltı sularına bulaştırılma ihtimali yüksek. Bugün hala Munzur suyuna girebiliyoruz. Biz bugün hala Marçık suyuna girebiliyoruz. Ama biz yarın buraya girme ihtimalimiz yok. O anlamıyla sadece ve sadece bu maden şirketlerinin yaptığı şey bir rant uğruna olarak görmemek lazım. Evet, bir ayağı bu. Ama diğer bir ayağı sağlık, diğer bir ayağı doğa, diğer bir ayağı iklim, diğer bir ayağı ekolojik dengenin bozulması. Ama en önemli şeylerden biri de yerüstü ve yeraltı suların tamamıyla yok olması anlamına geliyor. Bu anlamıyla dostlarımızın bu süreçte yapmış olduğu bu çalışmalar değerli. Bizler de gerek İliç, gerek Kığı, gerek Cevizlidere bölgesinde bunları aslında söylemek istediğimizi söyledik. Buralarda olacağız. Yine söylüyoruz, buralarda olacağız. Eğer bu toprakları bozmaya dair, bu alanı yok etmeye dair herhangi bir çalışmanız olursa Dersim halkı da burada olacak, biz de burada olacağız. Teşekkür ediyorum.